6. sınıf matematik dersi ekok ve eboklarla ilgili problem tarzında soruları birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi 12 ile 20'nin ortak bir bölenidir diyor. Yani 12 ve 20'nin ortak olan bölenini istiyor benden. 12 sayısını ben 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya ve 12'ye bölebilirim. 20'yi 1'e, 2'ye, 4'e, 5'e, 10'a ve 20'ye bölebilirim. İkisinde ortak olan sayı hangisi baktığım zaman 4 burada, ikisinde ortak ya da 2 burada, ikisinde de ortak. 2 yok. Doğru cevabım B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 24 ile 40'ın ortak bir böleni değildir? Yani bak şimdi 24'ü burada 2'ye, 4'e, 8'e ve 12'ye bölebilirsin. 40'ı 2'ye bölersin. 4'e bölersin, 8'e bölersin ama 40'ı 12'ye bölemezsin. Ortak bölenden bahsediyor. 24 12'ye bölünür ama ben 40'ı 12'ye bölemem. Doğru cevabım D seçeneği. 6 ile 15'in ortak bölenleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 6 ve 15'i yazdıktan sonra bakalım. 6'yı ben 1'e, 2'ye, 3'e ve 6'ya bölebilirim. 15'i 1'e bölerim, 3'e bölerim, 5'e ve 15'e bölebilirim. İkisinde de ortak olan sayılara baktığım zaman ikisinde 1 var, ikisinde 3 var. 1 ve 3 doğru cevabımız B seçeneğidir. Ahmet yukarıdaki ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki odasının hem kısa kenarını hem de uzun kenarını elindeki tahta parçasıyla üstünde ölçümleri tam olarak yapabilmiştir. 480 santimetre, 360 santimetre. Buna göre tahta parçasının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz diyor. Yani şu şekilde bir tahta parçası olduğunu düşünün. Gerçi buraya sığdıralım. Şöyle bir tahta parçamız var bizim. Hem diyor boyunu tam ölçtüm hem de diyor enimi tam ölçtüm. Şöyle düşün ki bu tahta parçasının atıyorum A seçeneği 40 santimetre olduğunu düşün. Bak 40'ar 40'ar gidebilirsin değil mi? 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480 deyince tam burayı ölçmüş olursun. 40'ar 40'ar aşağı doğru geldin işte. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. 360 dediğin zaman burayı da tam ölçebilirsin. Elimdeki tahtanın uzunluğu 40 santimetre olursa ben hem boyunu hem enini hiç artmadan tam olarak ölçebilirim. Hangisi olamaz diyor. 40 santimetre olur. 60'ar 60'ar 480 60'a bölebilirim. 360'ı da 60'a bölebilirim. Senden burada şunu istiyor. Ortak olan bölenlerinden istiyor. Yani 40 sayısı 480'in de 360'ın da ortak bir bölenidir. 60 sayısı 480'in de 360'ın da ortak bir bölenidir. A gitti, B gitti. Bak 120 santimetreyi 480'in 120'ye bölebilirsin. 360'ı da 120'ye bölebilirsin. Şimdi buraya baktığın zaman 480'i sen evet 80'e bölebilirsin. 6 kere var ama 360'ı 80'e bölemezsin maalesef. 80 80 sayar mısın? 80, 160, 240, 320, 400. Yani 400 diyorum. 400'e gelene kadar hiç 360 söyledim mi? Hayır. O zaman 80 santimetre bu tahtanın boyu, uzunluğu olamaz maalesef. Evet, bir diğer sorumuz. Yukarıda uzunlukları verilen iki tel parçası eşit uzunluklarda parçalara ayrılacaktır. Parçalardan her birinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. 32 santimetre ve 60 santimetreyi ortak olan bir bölene ayırman gerekiyor senin. Mesela 32'yi ben burada 4'e bölebilirim. 60'ı da 4'e bölebilirim. Hangisi olabilir diyor. Doğru cevabı A seçeneği. Mesela 60'ı 6'ya bölebilirsin ama 32'yi 6'ya bölemezsin. B gitti. 60'ı 12'ye bölebilirsin ama 32'yi 12'ye bölemezsin. 32'yi 8'e bölebilirsin ama 60'ı 8'e bölemezsin. Buradaki seçeneklerdeki soru, yani seçeneklerdeki sayılar 32'ye de 60'a da tam olarak bölünmesi gerekiyor. O da sadece 4 santimetre olur. Doğru cevabım A seçeneği. Ayşe elindeki şekerleri hem üçerli hem de beşerli gruplara ayırabilmektedir. Buna göre şeker sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Elindeki şeker sayısını 3'e de bölebiliyorsun, 5'e de bölebiliyorsun. Bak 3'er 3'er gittiğinde 3, 6, 9, 12 ve 10, 15, 18 diyelim. 3'er, 5'er 5'er gittiğinde 5, 10, 15, 20 ve 25 dedik. Bunların karşılaştığı ortak bir kat var. Bakın 15 de 3'ün bir katıdır. Buradaki 15 de yine 5'in bir katıdır. Mesela 15 sayısını ben 3'e de bölebilirim. Beşerli gruba da ayırabilirim. 15'in 2 katı ne eder? 30 eder. 30'u 3'e de bölebilirim. 5'e de bölebilirim.
15'in 3 katı ne eder? 45 eder. 45'i 3'e de bölerim, 5'e de bölebilirim. Bu sorularda 3 ve 5'in ilk ortak katını aldıktan sonra artık 15'er 15'er sayabilirsin. 45'in 4 katı 60. 60'ın üstüne daha 15 daha eklersen yani 15'in 5 katı 75. Yani sen buradaki sayıları 15'i, 30'u, 45'i, 60'ı ve 75'i 3'e de 5'e de gruplara ayırabilirsin. Ama burada 40 olmaz maalesef. Şu seçeneklerden de gidebilirsin. Burada 40'ı 5'e böldüm. Ama 40'ı maalesef 3'e bölemiyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir sütçü bir bidonda bulunan sütün tamamı ile elindeki 2 litrelik kapları doldurabilmektedir. Aynı süt ile 5 litrelik kapları da doldurabildiğine göre bidondaki süt miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bidondaki süt miktarı 2 litrelik kapları dolduruyor. O zaman tam dolduruyor. O zaman bu sayımız 2'nin bir katı. Bu süt kabı 5 litrelik kapları da dolduruyor. O zaman bu sayı 5'in de ortak katı. Bakın 2'nin katları 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye gider değil mi? 5'in katları 5, 10, 15, 20, 25 diye gider. Bunların karşılaştıkları ilk sayı nedir? Bakın ilk sayı burada 10. Yani bu kap 10 litrelik bir kap olduğunu düşün. 2 litrelik kapları kendinden küçük 2 litrelik kapları tam doldurabilirsin. 5 tane var diyebilirsin. Hiç artmaz. Veya 10 litrelik kabı sen 2 tane 5 litrelik kabı tamamıyla doldurabilirsin. Hiç artmaz. O zaman bu sayının 10 ve 10'un katı olması gerekmiyor mu? 10 olabilir, 20 olabilir, 30 olabilir. Doğru cevap B seçeneği 15 olamaz. Artı 15 litrelik kabı 5 litrelik kaplara ayırabilirsin. 3 kap çıkar. Hiç artmaz. Ama sen 15'i 2'ye ayıramazsın. Deneyelim. 15'i 2'ye böldüm. 7 kere var. 7 kere 2. 14 çıkarttım. 1. 7 tane kap çıkar. 1 litrede boşta kalır. Doğru cevabım B seçeneği. Zeynep bir kavanozdaki boncukları 5'er 5'er de saysa, 8'er 8'er de saysa her seferinde 3 boncuk artıyor. Buna göre kavanozdaki boncuk sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 5'er 5'er de saysa, 8'er 8'er de sayfa 3 boncuk artıyor. Sevgili öğrencim 3 boncuk artmasını bir kenara alalım. Bu boncuklar 3'ün de bir katıdır. Pardon 5'er 5'er sayı 5'in de bir katıdır, 8'in de bir katıdır. 5'in katları 8 ve 5'in en küçük ortak katı nedir biliyor musun? 40. Bu iki sayının çarpımı. Niye çarpımı verdim? Her zaman çarpım olmaz. Bu sayılar aralarında asal sayıysa o zaman bu sayıların çarpımı olabilir. Aralarında asal sayı ne demek biliyor musun? 1 dışında başka böleni olmayacak. Mesela 16 ve 20 aralarında asal bir sayı değildir. Çünkü bunların ikisi de 1'e bölünür. Ortak olarak 2'ye bölünür. İkisi de mesela 4'e bölünür. Onun için 16 ve 20 sayısı aralarında asal değildir. Sorumuza döndük. Bunun en küçük ortak katının 40 olduğunu söyledik. Şimdi 40 ve 40'ın 2 katı 80. Şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Diyor ki hani 3'te boncuk artıyor. 40 tane boncuğum var. 3'te boncuk 43 eder. 43'ü ben 5'e böldüğümde 8 kere var. 8 kere 5 40 eder. Bak 3 boncuk arttı. 43 tane boncuğu ben 8'e böldüğümde 5 kere var. 5 kere 8 40 eder çıkarttı. Bak burada da 3 boncuk arttı. İkinci katına bakıyorum. Biraz uzatacağım soruyu. 80 oldu. 80. 3'te boncuk arttı 83. 83'ü ben burada 5'e bölüyorum. 16 kere var. 16 kere 5 80. Bak 3 boncuk arttı. 83'ü 8'e böldüm. 10 kere var. Hani diyor ya her defasında 5'er 5'er sayıyorum. 8'er 8'er sayıyorum. 5'e bölüyorum. 8'e bölüyorum. 10 kere var. 80 eder. Bak 3 boncuk arttı. O zaman ben bu soruyu çözerken 40'ın katlarından gitmem gerekiyor. 40'ın katlarına 3 ekleyeceğim. Mesela 40'ın 3 katı 120. 3 daha eklersen 123 olur değil mi? B seçeneği gitti. A zaten gitti. 40'ın 4 katı ne eder? 160 eder. 3 daha eklersen 163. Burada dediğim gibi bölmeleri de yapabilirsin. Mesela gel 163'ü 8'e böl 3 arttığını görürsün. 160'ı gel 5'e böl 3 arttığını görürsün. D seçeneği de gitti. Ama 143 maalesef 40'ın bir katı değildir. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir hasta kullandığı ilaçlardan birini 6 saatte diğerini 8 saatte bir alıyor. Bu iki ilacı aynı anda aldıktan sonra tekrar birlikte aldığında aradan geçen süre aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Sevgili öğrenciler bak burada 6 saatte bir ilk ilacı alıyor. 8 saatte bir ikinci ilacı alıyor. Düşün ki bir zaman dilimi. İlk saatte ikisini birden aldı. Sonra 6 saat sonra diğerini alacak. 8 saat sonra da bir diğerini alması gerekiyor. 12 saat sonra ikinci ilacı alacak. Bu
İkinci ilacı 16 saat soracak. Üçüncü 6, 12, 18 saat soracak. Bu üçüncü ilacı 24 saat soracak. Bu da 24, 8'ler 8'ler gidiyor. Dördüncü ilacı 24 saat alacak. Dördüncü ilacı 32 saat sonra alacak. Dikkat ettin mi? 6'nın katı 24, 8'in katı 24. 24 saat geçtikten sonra ilk ilacın, birinci ilacın alıyor. İkinci ilacı da alıyor. 24 saat geçtikten sonra. Benim burada 6 ve 8'in katlarını bulmam gerekiyor. En küçük ortak kat yani ekok 24'tür. Yani her 24 saatte bir bu ilacı üçünü bir arada yutması gerekiyor. 24'ün katları gün hesabından da aklına gelsin. 2 gün 48 eder. 3 gün 72 saat eder. 24, 48, 72 bunlar 24'ün katı. Yani 72'ye 24 daha eklersen 96. saatte yine 2 ilacı aynı anda alır ama 84 maalesef olmaz. Doğru cevabım D seçeneği. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla dikilerek dikenli tel çevrilecektir. Direkt aralıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mesela 10 santimetre olamaz değil mi? Bu şekilde. Veya 10 metre olamaz. Şu şekilde öğretmenim 10 metre olursa 4 tane eşit parça ortaya çıkar. Diyor ki şuradaki aralıkla şuradaki aralık da birbirine eşit olacak. Sen burayı 10'ar 10'ar ayırdığın zaman burada ne olacak? 48 10'a tam bölünmüyor. Yani 8 metre bir artış olması gerekiyor değil mi? O zaman benim şunu gözetmem gerekiyor. Ben 48 ve 40'ın ortak olan bir bölenini oraya seçmem gerekiyor. Mesela birer metre aralıklarla yapabilirim. Çünkü 40 da 1'e bölünür, 48 de 1'e bölünür. A seçeneği gitti. 2 metre de yapabilirim. 40 ve 48 çift sayıdır sonuçta. Bu ikisi çift sayı olduğu için ikişer metre. Yani 40'ta 2 20 kere var. 48'de 2 24 kere var. Bunu da 1'e yapabilirim. 4 metre de yapabilirim. 48 4'e bölünür. 12 çıkar. 40 4'e bölünür. 10 çıkar. Ben bu aralıkları 4'er metre 4'er metre de yapabilirim. 48'i 3'e bölerim ama 40 maalesef 3 metre olmuyor. 40'ı 3'e böldüğün zaman 13 kere var. 13 çarpı 3 39. Bak 1 metrelik bir boşluk olduğunu görüyorum. Doğru cevabım C seçeneği. 8 rakamı aşağıdakilerin hangisinde iki sayının ortak bir böleni değildir? 16'yı 8'e bölerim. 24'ü de bölerim. Elendi. 24'ü 8'e bölerim. 32'yi de 8'e bölerim. Elendi. 32'de 8 4 kere var. 48'de 8 6 kere var. Bu da elendi. 48'de 8 6 kere var. Ama 68'e bölünmez ki. 8 sayısı 60'ın ortak bir 60'ın bir böleni değildir. 7 kere var. 7 kere 8 56. Bak 4 arttı. Doğru cevabım D seçeneği. 24 ile 36'nın ortak bölenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. 24 sayısını yazdım. 36 sayısını yazdım. 24'ü 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8'e, 12'ye ve 24'e bölebilirim. 36 sayısını 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 9'a, 12'ye, 18'e ve 36'ya bölebilirim. Sen de buradan kontrol edebilirsin. Her ikisinde 4 var değil mi? Hangisi ortak bölenleri değildir diyor. 4'ü eledik. Her ikisinde bakın 6 var. Bunu da eledim. Her ikisinde 12 var. Bak burada da 12 var. Burada da 12 var. 24 de 12'ye bölünür. 36 da 12'ye bölünür. Ama birinde 8 varken birinde 9 var. Ortak bir bölen değildir 8 sayısı. Doğru cevabım C seçeneği. 56 ve 64 litrelik 2 zeytinyağı bidonu tam olarak doludur. Bu bidondaki zeytinyağları eşit büyüklükteki şişelere doldurulacaktır. Buna göre şişelerden her birinin alacağı yağ miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani şöyle iki büyük bidonu düşün sevgili öğrencim. Bunları biz şöyle ufak ufak şişelere doldurmak istiyoruz. Ama tam doldurmak istiyoruz. Yani buradaki ufak şişeler 56'nın da 64'ün de bir böleni olmak zorunda. Hangisi diyor? Olamaz diyor. İkisinin ortak bir böleni değildir. Bakalım. 56'yı 2'ye bölerim. Çift sayıdır. 64'ü de 2'ye bölerim. A seçeneği gitti. 56'da 4, 14 kere var. 64'te 4, 16 kere var. Demek ki 4 de 56 ve 64'ün ortak bir bölenidir. 56'da 8, 7 kere var. 64'te 8, 8 kere var. Demek ki 8 litrelik şişeler de yine 56 ve 64'ü tam olarak bölebilir.
6 litre. Burada doğru cevap olamaz maalesef. Çünkü 56 6'ya da bölünmez. 64 da 6'ya bölünmez. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorun. İki çalar saatten biri 5 dakikada, bir diğeri 8 dakikada bir çalmaktadır. İkisi birlikte çaldıktan sonra tekrar birlikte çaldıklarında aradan geçen süre aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hani biri 5 dakikaya bir çalar. 5. dakikada, 10. dakikada, 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. diye gider değil mi? Her 5 dakikaya bir çalacak. Diğeri ise 8 dakikaya bir çalıyor. 8. dakikada, 16. 24. 32. 40. 48. 56 diye bu da gidiyor değil mi? Bunların ikisi ilk anda çaldıktan sonra kaç dakika sonra tekrar diyor bir daha çalarlar. Bak 5 dakikada bir çalan 40. dakikada çalıyor. 8 dakikada bir çalan o da 40. dakikada bir çalıyor. Demek ki bunlar 40. dakikada tekrar bir yerde çalabilirler. Peki 40'ın 2 katı ne? 80. 85'in bir katıdır. 80 aynı zamanda 8'in de bir katıdır. Dikkat ettin değil mi? Yani 80. dakikada da yine ikisi birlikte çalmış olacaklar. Sevgili öğrenciler, ilk burada en küçük ortak katı, ilk buluştukları saati bulduktan sonra 40'ın katları olarak gidebilirim. 40. dakikada çalar, 80'de çalar, 120'de çalar ama 20. dakikada çalmaz. Çünkü 20 5'in bir katı ama 20 maalesef 8'de tam bölünmüyor ki. 20'de 8 ilk kere var, 4'te artıyor değil mi? Yani 8 dakikada bir çalan saat 20. dakikada maalesef çalmıyor. Doğru cevabım A seçeneğidir.